Kayıtta mı şu an? Evet, ufak bir kaza yapıyorduk. Az kalsın Sami abilere vuruyorduk. Beraber yola çıktınız. Biz burada tabii ilgilenirken yola bakmayı unutmayın. Hata yaptık. Hatamızı da kabul ediyoruz. Biraz aşağıda fazla vakit geçirdim galiba dalgaların çok olduğu. Ay çok pardon. Dalgaların çok olduğu süreçte çok aşağıda vakit geçirdim. Biraz midem. Klasiktir bu. Marinalara girip çıkarken hep ya da limanlara rüzgar birden bastır ya da biri sizi arar. Atıyorum. Şu an derinlik 7 metre burada. Bakayım atlayabileceğiz mi? Elimde kameraya özgü yok diye. Bu vapura da değil. Dur kamerayı ben vereyim. Sonra çıkabiliriz. Motoru da ısıttım yani. Hazır mısınız abi? Çıkalım mı? Tabii. Çıkıyor muyuz o zaman? Çıkıyoruz tabii. Çıkıyoruz. Tamam o zaman anonsumuzu yapalım. Fenerbahçe Marina, Fenerbahçe Marina, Haskap. Fenerbahçe Marina uyuyor mu acaba? Ne oldu? Saat şu an 5.50. Güzel saat. Ama sanki böyle donanmış kapı falan geliyor. Şunu siz mi getirdiniz? Ha? Onu biz getirdik. Çok mantıklı. Marina'dan, yani şimdi Marina'dan çıkış yapıyorum. Bilginize. Ben düşündüm. Teşekkürler. Kendine bulalım bunu yoksa. Bu arada ne olmuyorsa. Türklerin vazgeçilmez eğlencesi. Okey. Sen bana okey dedin lan. O zoom'u mesela zoom out yaptın mı? Nedense ilk açtığın zaman zoom'u başlıyor. Şunu ki hemen kısa bir soru. Çıkmadan önce yani ilk çıkış anında dikkat edilmesi gereken. Marina'dan çıkarken her zaman telsizle anons yapıyoruz ki Marina bilsin siz Marina'dan ayrılıyorsunuz. Kıyı elektriğinden kesik olduğunuzdan emin olun. Ki sorun yaşamayın. Sonra hani arkada kablo kalıyor, kopuyor falan başıma gelmişti bir kere. Efendici ağzına söyleyeyim, başka Marina'dan çıkarken yine yakıtınızın, suyunuzun ve yemeğinizin, içeceğinizin dolu olduğundan emin olun. Yani hem içecek hem kullanmalık suyunuzun olduğundan emin olun. Ve yemeğinizin de. Çünkü denize başınıza neyin geleceklerini bilemezsiniz. Tuğba kaptanım. Atabiliriz. Artı şeyi iyi yapmış olmanız lazım. Planınızı. Saat kaçta nereye gideceğinizi bilmeniz lazım. Hangi limanlarda duracağınızı. Kaptanım peki limanlara önden haber veriyor musun biz şu gün geleceğiz diye? Marinalara önden haber veriyoruz. Çünkü yer olmayabiliyor. Limanlarda da balıkçı barınaklarında da Türkiye'deki usul kim önce yardım gelirse giriyor. Yardım edeceğimiz bir şey olmazsa öyle yapalım. O zaman ne diyoruz? Vira bismillah mı? Vira bismillah. Hadi. Süper. Evet. Ekibin en küçük üyesi. Küçük derken. Kime göre neye göre? Ama ya okey yani öyle diyorsun. Genç manasında okeyim yani. Yani sonuç itibariyle şey olarak yani tecrübe olarak küçük diye. Ha, tamam okey. Heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. İlk deneyim. Yani uzun yola evet. Kepler'ın da ilk gün tabi uzun yola. Var mı heyecan? Var tabi. Olmaz. Çok heyecan. Vay Sami abi de sayın komodorumuz çıkmış önden gidiyor. Daha önce böyle bir maceraya girmediğim için. Ya vallahi acaba nasıl olacak diye bir heyecan var yani. Benim ilk çıkışım biliyorsun şeyle beraberdi. Mert'le beraberdi. Bir de benim kuzenim vardı Selim. Üçümüz çıktık. Cahil cesaretiyle çıktık açıkçası. Bilmiyorduk neyin ne olduğunu. Ben çıkacağım dedim, çıktım. Kaç aylık tecrübem vardı? Yani yok ya 6 ay yok bile belki yani. Şubat'ta ben tekneyi aldım. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran tabii 4 aylık tecrübeyle ben çıkıyorum dedim, çıktım. Ama bence deli cesaretiydi yani.
Yani o kadar pek mantıklı bir şey mi? Herkese önerir misin, önermem derim. Ama iyi ki yaptım. Benim şans, iyi ki yaptım diyorum. Şansım çok iyi gitti Allah'a şükür. Bir sorun yaşamadım. Gece 12 falan da uyuduğumuzda ya da 1 falandı. Yorgunluktan abi şey. Yani saat 1'de uyudum. 5.30 işte saat kurmuştuk. Saat başı uyandım ya yorgunluktan artık. İyi iyi maşallah. Sağ ol. Siz direkt durmayacaksınız değil mi hiç şeye kadar? Yok, durmuyoruz, devam. Tamam. Tamam kaptan, görüşürüz. Tamam, geliriz, denk geliriz. İyi sezonlar, iyi seyirler olsun. Selametle, sağ olun. Görüşürüz kaptan. Evet, Özgür Hoca'ya da yolda. Ona da teşekkür ediyorum. Çok uğraştırdık onda gece gece. Evet, şimdi. Evet. Hikayeyi alalım. Aslında çok uzun bir hikaye değil. Dün gece gelir gelmez başımıza gelen bir olay. Tam böyle hazırlandık, zaten siz yatmıştınız. Biz de hemen odaya girdik, hızlıca hani ses çıkarmadan yatalım dedik. Tam yattık, yatıyoruz. Bir anda şey oldu. Böyle Dama dedi ki, sivrisinek var. Dedim daha dur ya, bismillah. Daha yaza girmedik yani. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Varmış. Ben de şöyle geçeyim. Bir tiki var. Hasan'ın ya, onu gülerek söyledim. Tamam mı? Hasan'ın şöyle bir tiki var. Öldürmeden asla uyumuyor yani, anladın mı? Acımıyor yani. Ya, gerekirse, yalnız ben de yani. Ben bilmiyorum ya. Gerekirse 3 saat uğraşır yani, anladın mı? Sonra ben gülmeye başladım çünkü hemen dikildi. Ve saatinin kordonunu kendi silah belledi. Başka şey mi yok? Dur ya dur. Anlatacağım hemen hikayeyi, öldürdü. Olayı kahraman benim. Pardon, çok özür dilerim. Dedi ki sivrisinek var. Tabii Türk evladı kolay kolay şey olmuyor. Hani o sivrisinek oldu mu eşini sonuç itibariyle bu kanal revan içerisinde kalmasına izin vermeyerek dedim dur halledeceğim. Kapat. Açtım ışığı. Önce biraz bekledik, baktık gelmiyor. Belli yani alışık şey bir hayvan. Biraz da akıllı bir hayvan. Neyse. Dedim ışığı biraz kapatalım. Sonra canın aklına gel dedi ki biraz ışığı kısalım. Işığı kıstık. Neyle öldürürüm? Bakıyorum sağa sola. Şimdi neye vursam sizi uyandıracağım. Çıkardım saatin kordonunu. Şu aletle. Geri geldiğinde şu alet bir sinek öldürebiliyor. O yüzden yani bu aklınızda olsun. Neyse beklerken böyle bir baktım. Sonra tepeye böyle konmuş. Aha, buldum böyle şak dedi. Diye bir vurma. Çok hızlı bir hareket ama. Neyse olayı başarıyla tamamladık yani. Öyle bir yani. Maceramız oldu. Neyse o Türk ondan sonra öldürdükten sonraki gururu yaşadım yani böyle. Böyle bir şey oldu. Şikayet yerleri vardı. Şimdi biliyorsunuz aynı zamanda bu rotaları yaparken gideceğiniz limanlar, marinalar neyse onlar da çok önemli. Şimdi biz Şarköy rotasındayız. Şarköy'de de Mustafa abimiz var tabii. Şimdi Mustafa abiyi arayayım, diyeyim ki biz geleceğiz. Tabii bunu önceden yapmanız çok daha önemli ve faydalı. Çünkü hani bilmeniz lazım hangi marinada ve limanlarda müsaitlik var yok şeklinde. Mustafa... Bu arada zaten Şarköy'e gidenler kesin Mustafa abiyle tanışmıştır. Bir de Recep abimiz var. Recep abi de 10 numaradır. Şimdi arayalım bakalım Mustafa abiyi. Tahmini bizim oraya varışımız herhalde 6.30-7 mi demiştik? Kaçta mı arıyorduk? Bakayım. Şu an saat 11. Yani alo. Giderse saat 5 falan demiştin ama. Mustafa abi ne haber? İyilik iyilik ya, ne yapıyorsun? Ya sesim geliyor mu? Geliyor geliyor, sesim geliyor mu abi? Tamam tamam, şimdi geliyorum. Oo süper. Nasıl gidiyor abi? Yoldayız, geliyoruz abi. Tamam kardeşim. Yer var değil mi? Bak şey, iki tekneyiz. İki tekne, tamam. 9. Eyvallah eyvallah. Mesela işte dediğim gibi önceden konuşmak çok önemli. 9 tane rezervasyon varmış bu akşam için. Zaten Şarköy Liman da çok küçük bir yer olduğu için hani zorlanabilirsiniz girerken oraya. Hani onun için önceden konuşmanızda çok yarar var. Şimdi artık Şarköy Liman'a geldik. Bu arada girerken dikkat etmek lazım. Çok balıkçı teknesi oluyor genelde burada tam liman ağzında. Şimdi tek başıma yanaşacağım Şarköy Limanı. Çapa atacağız. Burada bildiğiniz gibi tonoz yok. Onu da bilmenizi isterim. Gelmeden Mustafa abiyi kesinlikle aramanızda fayda var. O size yardım edecektir. Ya da Recep abiye ulaşabilirsiniz. Buraya girerken
limanın ağzına kadar böyle gelip dik girmenizi ben tavsiye ederim ve içerisine doğru çok gitmeyin çünkü limanın girişinin kısmı daha müsait. Bir de bu arada tabii balıkçı ağları da oluyor, onlara da çok dikkat etmek lazım. Özellikle geceleyin görüyorsunuz. Ben bütün hazırlıklarımı yapmışım, usturma çalarımı attım, halatlarımı hazırladım. Bol thruster'ım açık. Efendice ağzıma söyleyeyim, çapayı atabilmek için kumandamı hazırladım. Derinlik göstergem, her şeyim, çarp bolterim, telsizim, her şeyim önümde. Şu an artık giriş yapıyoruz. Geldik, geldik. Şeye ne diyorsun abi sen şimdi önümüzdeki mesela 2 gün çok mu esecek diyorsun yani? Ya biz şimdi yarın abi Şarköy, aman Bozcaada'nın açıktan hani Midilli'nin açığından geçip şey yapalım diyoruz. Ne diyorsun? Çok mu sıkıntı yaşarız? Çok eser. Dalga çok yapar. Esmesi şey de. İçeriden mi döneceksin abi? Ha. Ha, o da olabilir. Tamam. Tamam abi. Tamam, tamam kaptım. Görüşürüz. Şimdi dostlar şey, ne yaptık derseniz bugün Şarköy'den sabahleyin çıktık. Yolda gidiyoruz. Tabii Bozcaada'da şöyle bir sıkıntı var, yer sıkıntısı. Liman biraz küçük. Ben buradan yetkili mercilere de duyurmak istiyorum. O limanı biraz büyütelim. Çünkü İstanbul'dan aşağı giderken ve İstanbul gibi yerlerden yani Marmara Denizi'nden yukarıya çıkarken hep Bozcaada durak yerimiz oluyor. Biliyorsunuz böyle Bozcaada'da liman küçük olduğu için hani hep girmede çıkmada orada sorun oluyor. Yani az yer olduğu için o limanı büyütseler şöyle güzel hani daha fazla kişi park edebiliyor olsa teknesini daha güzel olur bence. Biz gidiyoruz. Bir tane yelkenliği arkada bıraktık. Sami abi önünde. Onun peşindeyiz. Bize dediğine göre önümüzdeki 2 gün biraz esecekmiş. Onun için Bozcaada'ya erken gidip bizim bir an önce son 2 yer kalmış. Ahmet abiyle konuştum. O son 2 yeri almamız lazım diyeyim. İnşallah yetişiriz. Çünkü dün Sami abi yan komşuyla konuşmuş. O da yani Şarköy'den çıktı önümüzdeki tekne. O da Bozcaada'ya değil Yunan'a geçiyormuş direkt. Bir tane daha tekne var. Yani onu geçtik. Bir tane daha tekne var önümüzde gördüğümüz. Ondan emin değiliz. Onun için bilemiyorum. İnşallah yer olur. Bozcaada'dakiler de canım durmadan orada yani. Bir şey yapsınlar, açılsınlar, gitsinler aşağıdaki gelenlere yer açılsın. Ne diyorsunuz Damla Kaptan? Sen ne düşünüyorsun şey bu görüşler hakkında, şeyler hakkında? Vallahi ne diyeyim kaptanım yani. Bozcaada'daki yeri kaptırırsak ne yapacağız? Onu bir düşünmek gerekebilir. Sami abi diyor ki 2 gün arkada bekleriz diyor. He. O diyor biraz esecek. Ben pek sanmıyorum. İnşallah esmez ama. İnşallah. Bakalım. Peki açıktan geçme Bozcaada'daki sonraki rotayla hakkında ne düşünüyorsun? O size kalmış bir şey. Gemidekilerin, hani teknedekilerin tercihi. Yani şimdi bir grup haline gittiğimiz için tamam kaptan benim ama ben gemideki tayfanın da görüşünü alıyorum. Hani bu şeyi katlanabilir misiniz, çekebilir misiniz? Aynen. Bunu çeker misiniz, çekmez misiniz? Onun için bakalım. Tabii ilk tecrübemiz olduğu için. Peki şimdi Damla Kaptan'ım soruyorum. Nasıldı senin için? Yani ilk kez uzun seyir yaptın. Uzun seyir tecrübeleri nasıldı? Sen tabii çalışma. Burada güzel laptopun açık, her şey mis. Nedir? Valla benim için iyiydi gayet. Yani hiç zorluk yaşamadık. Can Kaptan'ım sağ olsun her şeyi düşünmüş, rotayı belirlemiş, her şey hazırdı. Dolayısıyla gayet güzel yolculuk yapıyoruz. Tabii şimdi bundan sonrası biraz dalgalı olabilecekmiş. Onu bir konuşalım kendimizde. Nasıl olur? İlk tecrübe olarak şu ana kadar maşallah diyorum, hemen tahtaya vuruyorum. Gayet güzel, her şey yolunda. Tahtaya vuralım. Bozcaada'da görüşelim. Şimdi seyirdeyiz ve rota yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz derseniz Navionics'ten gireceğiz, açacağız. Sevgili tayfamla beraber karar vereceğiz. Çünkü Bozcaada'da yer yokmuş muhabbeti var şu an. Hani iki kişilik yer var, girebileceğiz mi, girdik mi, giriyor muyuz falan. Olmadığı durumda ne yapacağız ve yarınki öbürkü günkü seyirlere de karar vereceğiz. Navionics. Denizlerimizin Google Maps'i diyeyim ben size. Navionics'i açtık. Bu arada ücretsiz bir şekilde bütün her şeyi burada görebiliyorsunuz. Chart View,
Hemen açalım. Bu arada şöyle bir yolumuzu da kontrol edelim. Güzel, açık. Şu an Çanakkale Boğazı'ndayız. 19.20'ler esiyor. Şöyle göstereyim. Biz şu an şuralardayız. Eceabat'a doğru yaklaşıyoruz. Şimdi sevgili kaptan, geldik Bozcaada'ya diyelim. Şurası. Bozcaada'da yer olmama durumunda birinci opsiyonumuz şurada limanın içinde balıkçı restoranlarının olduğu tarafta şey var. Demir atıp kıştan kara gelebiliyorsunuz ama Poyraz esiyor. Poyraz'da da çok tavsiye etmiyor. Ahmet abi de şey yapmıyor. Çünkü Poyraz şuradan geliyor ve tam kafadan alıyorsunuz. Sizi kıça doğru basıyor. Burada da şu mendirek olduğundan dolayı ve tonoz koymadıklarından dolayı sizi şeye, iskeleye basıyor. Yani arkaya basıyor ve gelen dalgalar da sizi arkaya doğru zıplatıyor tekneyi. Sami abiyle konuştuğumda Sami abi dedi ki istiyorsan dedi şu bölgelerde, çünkü korunaklı oluyor burası. Alarga yapabiliriz, yani demirde kalabiliriz ama Sami abinin görüşü 2 gün falan bekleyebiliriz diyor orada. Çünkü rüzgar yükselecek diyor. Şimdi Bozcaada'dan çıktık diyelim. Açık denizden geçelim mi geçmeyelim mi konusunu şey yapacağız. Şuradan rota oluştur diyoruz. Otomatik yapalım. Şuradan hemen derinliğimizi 2 metre 10 santim, hatta ben 20 santim yapacağım, ekstradan şey koyacağım. Geldik buraya, Bozcaada'yı seçtik. Çıkış noktamız gördüğünüz gibi. Şimdi gidiş noktamız da neresi? Diyelim ki Çeşme Marina olsun. Buradan hemen hesaplıyor kendi kendine, diyor ki 7,5 saat. O gün diyor ama orada tabii botun özelliklerini benim ayarlamam lazım. Biz ortalama 7 knot'la gittiğimizi düşünelim. 7'den biraz daha hızlı gideriz ama olsun. Şu an direkt Çeşme'ye olan mesafeyi hesaplıyor. Evet, 100 mil gibi bir rakam var. Yani 14 saat açık denizden gidersek, gördüğünüz gibi şuradan. Şuradan geliyoruz Bozcaada'dan. Hop, Midilli'nin arkasına dönüp buradan Çeşme'ye giriyoruz. 14 saat 100 millik bir yol. Bunu derseniz ki ya kardeşim biz şeyden gitmeyelim, Türkiye'nin iç tarafından geçelim. Buradan tutup hemen çekebiliyorsunuz ama kayıtlı mı şu an? Evet, ufak bir kaza yapıyorduk. Az kalsın Sami abilere vuruyorduk. Beraber yola çıktınız. Biz burada tabii ilgilenirken yola bakmayı unutmayın. Hata yaptık. Hatamızı da kabul ediyoruz. Özür dileriz Sami abi. Ben çekim yapmayalım demiştim. Şimdi artık Bozcaada'yı arkamızda bıraktık. Neden derseniz yer yokmuş, sadece bir kişilik yer varmış. Biz de malum Sami abiyle beraber çıktık yola. Onun için anca beraber kanca beraber dedik. Sami abi de hemen arkamızdan geliyor. Şöyle şuralarda. Şimdi ne yapacağız derseniz, şu an rotamız bizim Babakale. İşte Şarköy'den çıktık, normalde Bozcaada'ydı dediğim gibi ama bu sefer Babakale'ye doğru gidiyoruz. Açıkçası işime de geldi. Hiç şey yapmamıştım, gitmemiştim daha önce Babakale'ye. Babakale'ye gittikten sonra bir oradaki tecrübelerimi de tabii aktarmak istiyorum. Siz de böylece hani bilmiyorsanız, hiç gitmediyseniz görmeniz açısından iyi olur. Bu arada yelkenimiz de açık. Uzun bir seyir oldu tabii. Ama güzel geçiyor. Hiçbir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Her şey süper. Bu arada tabii yeni botumuz da burada hazır duruyor. Güzel sabitledik. Sabitlemek de önemli tabii. Yani rüzgarda uçmaması açısından. Ufak ufak kuzucuklar da oluşmaya başladı. Şu an kaç esiyor bakayım. 20 knot esiyor. Hafif bir motor artı yelkenle beraber şu an 9 knot'la gidiyoruz. Tabii bence Seajet'in de farkı oldu. Ben daha önce bu rakamları göremiyordum ki ana yelkeni daha açmadım. Öyle beraber şimdi gidiyoruz. Seyirimiz gayet güzel geçiyor. Artık Babakale'ye geldik, görüyorsunuz. Biliyorsunuz Türkiye'nin anakaradaki en batı noktası burası. Daha batısı yok. Bu arada deniz gelirken bayağı biraz coşmuştu ama şu an artık 7 knot'lara düştü hava. Sakinledi, dalga boyutları azaldı. Böyle 1 metre, 1,5 metreyle kadar belki dalga çıkmıştı. 25 knot'larda da rüzgar vardı. Şu an gayet sakinledi. Dalga da dediğim gibi hani azaldı ve rüzgar da düştü. Allah!
Şimdi Baba Kale'ye gireceğiz. Ben de daha önce hiç girmemiştim. İlk başta usturma çalarımı atacağım. Zaten dalga da kesin dediğim gibi. Bir usturma çalarımı atayım. Sonra buluşalım. Şimdi Baba Kale'ye geldik. Benim de ilk kez girişim açıkçası. Mendirek'ten gayet güzel bir girişi var. Bayağı geniş duruyor liman. İçeride biz demir atıp galiba kıştan kara olacağız ama orada 2-3 tane tekneyi ben bordalamış şekilde görüyorum. Yanlış görmüyorsam. Klasiktir bu. Marinalara girip çıkarken hep ya da limanlara rüzgar birden bastır ya da biri sizi arar. Ne? Derinlik, sığ olmasın da. Bir ara Mert bir Ayvalık rotanın... Şimdi geldik Babakale'ye, kıştan kara yanaşacağız. Tabi ben yine bir mesafe olsun istiyorum. Böyle buralardan atacağım şimdi şeyi. Atıyorum. Şu an derinlik 7 metre burada. Kaç metre attı? 32 oldu. Dün de iyi atmıştık. Şarkıya 70 metre demir atmıştık. Burada bakalım kaç olacak. O niye değişik bir şey diyor anlamadım. Ben de onu da soracaktım. Şey mi acaba? Yağ kuru yeni tam şey yerinden mi? Zincir yerinden mi? Bilmiyorum abi. Gidip bakmam lazım. Ben çapaya bir bakmak sağından. Şapan mı? Tamam, eyvallah. Şey yaparsın, rüzgar böyle basıyor ya, sizi yalıtıyor. Ondan öyle tutuyorum. Teşekkürler. İsim neydi abi? Erdal benim abi. Can ben de memnun hoş oldum. Geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi bir tane daha arkadaş geliyor. Tamam, tamam, onu da alırız abi yanına bir şekilde. Geliyor mu, yakın mı? Geliyor abi, önüne arkalıydık da. Buraya bordalamak da güzelmiş. İşte çok tekne geldiğinde sıkıntı oluyor. Evet, çok bu tekneler siz üst üste bu abor da yapamıyoruz yani sen evet, sıkıntısı oluyor. Hadi bunun üstüne yaparım. Bu yok şu anda kendi yok da. Ha. Şimdi sana geri gelse senin üstüne alamam. Tamam. Ne kadar sakin, ne güzel. Evet. Niye
Niye tonoz yapmıyorsunuz peki abi bunu? Balıkçı bana yapmıyorsun ki, keşke olsun. E niye? E, Bozcaada falan var ya. Oraya troller gelmiyor, gömür gelmiyor. Ha. Bize şimdi ayın 15'inde 40 tane troll gelecek. Büyük. 20 tane, 30 tane gömür geliyor. Nasıl yapacağız? Bir sene düşündüğümüz anları. Ha. Buraya pedestaller bile koydurduk. Ha. Ama hepsi paramparça oldu. Durdurmuyor. Zaten liman az açık. Ne olursa. Oğlum bu sene biraz şey var. Devlet elinde bir şeyler olacak ama iş elinde yaklaşırız. İnşallah. Limanlara bakımlar var ama. Derin burası da ya, kaç? 6 metre. 6, ya, temiz ama bayağı, bence bayağı temiz görünüyor. Sirkülasyon temizlenmiyor. Kaç derece peki su? Suda 23 derece, bayağı iyi yani. Denize giriyor millet ya şurada. İyi tabii. Evet, artık Baba Kale'ye geldik. Bakayım atlayabileceğiz mi? Elimde kamerayı ve jup diye. GoPro da değil. Dur kamerayı ben vereyim. Ama şeyden mi çekmek gerekir? Eniştesi. Enişteden Doblo'yu aldı geldi. Enişteden de Doblo'yu aldı. Tamam o zaman. Allah! Tuğba kaptan, tekne sana emanet artık. Evet. Sen biz gelmiş gibi bizi eteyim, telefonu senden bizi. Tabii Tuğba da size emanet abi. Sen bizi etiketle, biz sanki oradaymışız gibi, yaşlı yorulmuş gibi olmuyor. Yok, estağfurullah. İyi istirahatlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya yarın 4.30 mu o zaman abi? Aa, iyice azaldı. Ya 5'te pardon. 5. 4.30'a kurduk alarmımızı. 5'te çıkacağız. Yakın telefonum, kimliğim sende mi? Evet, evet bende. Burada jenderme çevirmesi varmış. Onun için. Ay çok teşekkür ederim. Her türlü kimlik şey. Heh. Evet, şimdi yorumlarımızı alalım. Babakale hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben çok patatesi beğendim. Şurada Baba patates var. Mert Bey geldi. Enişteden Evet, enişteden Doblo'yu alıp gelmiş. Kayınşodan Doblo'yu aldı.